Merhaba dostlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Dostlar, şu an tam olarak fırtına öncesi sessizlik var diyebiliriz. Bu akşam için fırtına uyarısı aldık. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. Biz nasıl geçiniyoruz? Yani şu anda ana gelir kaynağımız... Dövüşmen kuzu. En büyük hayalimiz aslında... Kaç tane olmuş? Yani en büyük... Keşke. Direkt böyle karavan gelsin istiyorsun, hepsi alıp yapalım. Kendim yapmak. Evet, çok güzel oluyor. Dostlar, aslında niyetimiz fidelerimizi bugün toprakla buluşturmaktı. Fakat akşam için sağanak yağış uyarısı aldık. Bu bilgiden sonra da ekme fikrinden vazgeçmek durumundayız. Ve hatta fidelerimizi güvenli bir yere taşımak zorundayız. Çünkü daha çok narinler kırılmalarını, ziyan olmalarını istemiyoruz. Artık son kalanlar. Bu arada tohumlarımızın hepsini yine kendimiz filizlendirdik. Zaten bardak bak, hepsi bardakta hemen hemen. Bazısı viyoldü olanlar. Elimizdeki tüm malzemeleri değerlendiriyoruz. Plastik bardaklar da buna dahil tabii. Bayağı domatesimiz var bu arada. Evet. Ama domates çok tüketiyoruz, tüketiyoruz ya. Murat domates. Deniz nasıl iştahlı yiyor. Evet, Murat seviyor. Deniz'i domates yerken görseniz canınız çeker yani. Öyle iştahlı yiyor. Domatesde sınırı yok. Kesin tuzlayın verin. Evet yani. Yani yer. Yiyor maşallah. Mis gibi kokmaya başlamışlar gene bu arada. Evet. Büyümüşler de bazısı bir. İki cins var burada. Pembe domates ve köy domatesi. Tabii gene biz şöyle bir şey yaptık. Hangisi sırık, hangisi oturak karıştırdık. Artık ikinci artık. Göreceğiz. Ya birazcık büyüyünce şey biliyorsunuz. Belli oluyor. Evet, Sakarya'da bir karışmıştı. Evet. Böyle ayırmıştık ki 4-5 cins şey vardı. Domates vardı değil mi Deniz? Evet. Ayırırız. Hepsini ya. Ekmiştik. Ayırırız. Böyle tek tek taşımak zor olacak. Şunu dizeyim de. Pet şişeler, her şey burada köyde her şey değerleniyor. İlk sarayı yapmışız gene Firuze. Aynen. Bak şimdi kaldırıp koyabiliyoruz. İyi oldu. Yoksa arabanın bagajına koymayı düşünüyordum. Gene arkası büyük ya Doblo'nun. Hepsini böyle sepetlerde koyabilirdik. Evet, doğru. Bu arada buna da yakında başlıyoruz. Bugün Kenan abiyle konuştum. Bu arada buradan tüm Kenan abi ailesine selam olsun. Sevgiler yollayalım, selamlar yollayalım. Burası için çok farklı bir şey düşünüyoruz. Borular morular yapmayacağız. Enteresan bir planımız var. Hem maliyeti çok düşürecek, hem de işimizi hızlandıracak gibi. Şu an, işte bugün konuştunuz da ben o konuşmayı duyamadım. Evet, o yüzden şu an benim de haberim yok. Domatesi, patlıcanı, biberi, arkada domatesi tekrar. İşte bu tarafta da. Bir şeyler var, enginarlar. Şu an için hepsini korumaya aldım. Kapısını kapamayacağım çünkü hava çok sıcak. Akşam kaparım. Ya bu arada İçerisi dün akşam da yağdı yağmur. Çok büyük, evet. Yani çok şiddetli olmasa da dün akşam da yağdı. O yüzden yani bugün her yer, evet, ama. Çok daha nemli bir hava var bugün normale çok göre. Çok bunaltıcı değil mi bugün? Topraktan da yükseliyor ya sıcak, evet. Hava devamlı o yüzden. Evet Firuze Hanım, gel şöyle. Yarkalar, civciv demeyeyim artık, ayıp yarka olur. Oldular. Yarkalarımızı gösterelim şöyle ne haldeler. Şükür hala ölü yok. Yani yumurtadan çıktığı günden beri hiç ölü vermedik diyeyim. Maşallah. Bu arada kuluçka makinesinde de şu an en son 5'ti. Bakalım kaç oldu onu da gösterelim. Çıkmaya başladılar. Evet. Bir gün önce başladılar çıkmaya. Demek tazeymiş yumurtalar. Ya yarısı boştu ama. Bakalım onlardan kaç tane çıkacak, onu da göreceğiz. Yarına kadar büyük ihtimal çıkımlar biter diye düşünüyorum. Takviliz tünemeye falan başladılar. Tiplere bak ya. Çıkarlar mı açsak kapıyı? Hafif aç, oradan sen şey yaparsan çıkmazlar. Dikkat ederek gir. Kapıyı aç, açtığın anda çünkü oradadırlar diye düşünüyorum. Ha. Bak kaçıyorlar. Gelecek mi? Ay gelecek. Gelme kız! Gelme kız! Baksana maşallah. Cik 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 cik. Yeni kardeşler gelecek. Kavga etmeyin onlarla, tamam mı? Dövüşmen kuzum. Şurada da var mı? Şu köşede. Normal de gidiyor yalnız. Hepsi buradadır. Memeye de başlamışlar. Bak şu şeyin üstüne bile çıkıyorlar. Şu hepsini ben sabah en tepede gördüm. Yem için geldiğimde. Ya. Evet Bambam, dışarıda mı kaldın? Sen niye gülüyorsun orada? Ha? Ne oldu oğlum? Ne oldu? Vücudu sallıyor. Gelemedin mi buraya? Hayat güzel, bahar gelmiş. Buraya biraz yatayım. Tamam, koku bırak buraya bol bol. Evet. Tabii hala kayıp olmamasında Bambam'ın da şeyi çok, rolü çok. Sağ olsun. Gerçekten kuş uçurmuyor bahçede yani, değil mi? Evet.
Tavuk ve insan haricinde yaşayan her şeye düşman hiçbir şeyi bahçeye sokmuyor diyebiliriz. Denizcan baklalara bak. Bakla toplayalım bence bugün. Toplayalım zaten bunlar bitti herhalde değil mi? Evet, son kez toplayacağız sonra kaldıracağız, sökeceğiz. Yarın için yaparız. Baksana taneler bayağı irileşmiş artık. Olur, toplayalım. Dur ben bir kap getireyim o zaman. Tamam. Bezelye de toplayabiliriz. Tamam. Bezelye bakla toplayalım. Tamam. Ya narlar ne kadar erken çiçek açmadı mı? Daha ya erken, burada her şey çok erken oldu. Çok erken oldu. Bize diyorlar ya, biz Bursa'da daha dutları işte şu zaman yemeye başlıyoruz, siz evet yemeye başladınız falan da diyorlar. Dutlar da önce oldu mesela. Evet. Kara dutlar da oldu, bir de şey. Badem oldu ya, sen baya baya çağla yiyorsun. Evet. Şey dikkatimi çekti baksana şeylere, zakkumlara. Evet, zakkumların işleri açmaya başladı. Ya burası şimdi o kadar güzel oluyor ki komple çiçekler açınca, zakkumlar açınca müthiş gözüküyor. Toplarken sohbet de edelim. Bizi tanımayanlar için biraz kendimizden bahsedebiliriz aslında, değil mi Denizciğim? Evet, çok fazla yeni can bağımız, abonemiz evet katıldı aramıza çünkü. Yani merak eden ve soranlar da oluyor aslında. Bu böyle biraz hepsine cevap niteliği de taşıyabilir. Aynen öyle. Biz kimiz? Biz Filiz'le Deniz 2019 yılında evlendik. Sonra 2020'de Mia doğdu. Sonra Mia işte 1,5 yaşına gelince de bizim aslında YouTube serüvenimiz başladı. İlk önce farklı bir kanalımız vardı. Şimdi artık Filiz'le Deniz kanalından, kendimizi aynı adı taşıyan kanalımızdan sizlerle beraber olmaya devam ediyoruz. İlk olarak köye göç hikayemiz, bizim YouTube videolarımız Sakarya'da başladı. İstanbul'a çekmeye başladık, daha doğrusu Bostancı'da, ama ilk göç ettiğimiz yer Sakarya'ydı. Sakarya'nın Altındere köyüne göç ettik dostlar. Evet, Altındere köyüne. Sonra Söğütlü'ye taşındık. Yeniköy'e. Söğütlü, Yeniköy. Evet. Sonrasında da şu anda da Çanakkale'deyiz. Yazlık olarak kullanılıyordu dostlar burası. Ama artık biz tam zamanlı yaşamaya başladık. Evet. Şimdi çocuklarımızla beraber, Murat Deniz'le, Mia ile beraber, ve köpeğimiz Bambam'la. Bambam'la beraber, büyük babamızla birlikte yaşamaya devam ediyoruz. Bir de çok fazla sorulan bazı sorular var. En çok sorulan soruyla devam edelim. Onu buradan cevaplayalım. Merak edenler için. Nasıl geçiniyor köyde diye soruyorlar. Filiz, nasıl geçiniyoruz? Yani şu anda ana gelir kaynağımız YouTube oldu diyebiliriz. Ama onun dışında Deniz'in kurumsal kimlik çalışmaları, işte web tasarım gibi daha önce yaptığı ben işler vardı. Evet dostlar. O işlerle alakalı da freelance çalışmaya devam ediyor. Bu tarz böyle talepler geldiğinde onları da cevaplıyor. Çok uzun seneler boyunca İstanbul'da bu sektörde çalıştığım için hala çok eskilerden kalan müşterilerim var. İşte web sitelerinin yenilenmesi, işte yeni oluşturacak şirketlere kurumsal kimlik vesaire oluşturulması. Bunun yanında freelancer gibi yurt dışındaki firmalarla iş yapanları böyle görüştüren sitelerde de aktifiz. Oralarda da işler yapıyoruz. Kazancımızın %70'i YouTube, %30'u herhalde o tarz işler diyebiliriz değil mi Filiz Hanım? Evet diyebiliriz. Şimdi artık tabii farklı işler de eklenecek. Tabii onun yanı sıra yapmak istediğimiz ve giriştiğimiz bazı yeni işler de var. Ama bunları daha tabii küçük ölçekli deneyeceğiz. Biz köy hayatına hala adapte olmaya çalışıyoruz. Ya büyük ölçüde yol kat ettiğimizi düşünüyorum ama hala öğrenmeye, yeni şeyler denemeye devam ediyoruz. Tabii her gün yeni bir şey öğreniyoruz dostlar. Kesinlikle buradaki öyle hayat öyle bir hayat. Yaptığımız işlerde de kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. İşte yani şimdi topraksız tarımla alakalı bir takım işler yapıp belki pazar, değil mi? Pazarda direkt satışında kendimiz... Pazarda çıkmaya başlayacağız. Muhtarla konuştuk zaten. Evet. Sağ olsun muhtarımız dedi ki siz ne zaman isterseniz yeriniz pazarda hazır, yeriniz dedi hazır. Başka birine sattırmak değil de direkt satışını da kendimiz yapmayı hedefliyoruz. Onun dışında yapmak istediğimiz ipek böceği konusu var. Onunla hala başvuruyla alakalı çalışmaya, ulaşmaya cebelleşiyoruz. İnşallah bugün, değil mi, bu akşam, bu akşam konuşmayı gerçekleştireceğiz diye umut ediyoruz. Daha doğrusu firmanın buradaki sorumlu kişisiyle. Aynen öyle. Bu aşamaları da komple zaten size videolarımızda paylaşıyor olacağız. Bize bir yandan da köyde mi yaşamak istiyorsunuz, hayatınızı hep bu şekilde mi devam ettireceksiniz diye soruyorlar. Aslında varmak istediğimiz nokta, yapmak istediğimiz farklı şeyler de var. En büyük hayalimiz aslında karavanda yaşamak, çocuklarımızla birlikte yolculuklara çıkmak. Biraz daha sanırım göçebe bir ruhumuz da var bir yandan. Ya dostlar şey istiyoruz. Mesela buradaki bahçe görüyorsunuz değil mi? Bu evin bahçesi hep burası. Ama bir karavanınız olursa ve onda yaşayabilirsiniz. Daha hiç tecrübe etmedik, bilmiyoruz. Evet. Belki hoşumuza gider gitmez ama tabii yakın zamanda da tecrübe etmek için bazı şeyler yapacağız. Değil mi Filiz Hanım? Evet, evet. Ama düşünsenize, İstediğiniz zaman bu bahçe link diye değişiyor. Bir yandan da çocukların çok küçük olması bize yani bir yandan dezavantaj, bir yandan da aslında çok rahat hareket etme olanağı tanıyor. O yüzden çocukların okul dönemine kadar bu hayalimizi gerçekleştirmeyi çok fazla istiyoruz. Tecrübe etmek istiyoruz. Bir yandan da burası zaten Deniz'in ailesine ait bir yer. Burada sabit bir düzen elbette ki olacak.
Ama bir yandan da o hayalini kurduğumuz hayatı tecrübe etmeyi de çok arzu ediyoruz. İnşallah becerebilirsek, tabii bunlar şu an için hayal. Bununla ilgili daha hiçbir gelişme yok. 2 sene içinde kendi karavanımızı yapıp önce Türkiye turu, daha sonra da bazı böyle yurt dışında belirlediğimiz, işte Yunanistan olabilir, Uzak Doğu olabilir, güzel bir karavan turu yapmak ve daha farklı kültürlerle, daha farklı insanlarla tanışmak istiyoruz. Bakalım, biz hayalini kurduk, düşündük. Ne kadarını yapacağız onu da hep birlikte göreceğiz. Bunu da YouTube kanalımız aracılığıyla sizlerle paylaşmak istiyoruz. Evet. Bunu düşünmesi bile gerçekten çok heyecanlı. Heyecanlı değil mi? Evet, İnsan kesinlikle öyle. Heyecan duyuyor. Yani tabii ki şimdi bunu finanse edecek bir durumda değiliz. O yüzden kanalımız, bu kanalın varlığı ve çok daha ileriye gitmesi bizim için... Tabii bu kanal büyüdükçe biz orayı, hayallerimizi yapabileceğiz. Aynen öyle. Orayı ancak buradan finanse edebiliriz. O yüzden kanalımızın büyümesi çok önemli. Bunun için de siz ne yapabilirsiniz? Kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Bu tarz videolardan hoşlanan dostlarınıza bizden bahsedebilirsiniz. Dalından toplayıp yemek ne kadar keyifli değil mi? Kesinlikle. Baklayı da seviyoruz ya. Yani zeytinyağlı bakla, sarımsaklı yoğurtla falan da enfes oluyor. Babam ve ben çok seviyoruz daha doğrusu. Ben sevmiyorum. Denizcan pek oralı değil. Pek sebze kültürü yok. Ben toplamayı seviyorum bunu. Evet. Bezelyeyi seviyorum. Sonra bak, bezelye çok güzel oluyor da. Bu arada şu kısım neredeyse bitti. Topladıklarımızı sökeriz. Sonrasında evet söküp bunlar da yine toprağa gömülecek. Yani bu da azot gübresi evet. için. Azot gübresi oluyormuş daha doğrusu, çok güzel. Evet, yine cam bağlarımızdan birisi yazmıştı. Hani babası şey yaparmış. Yani bu baklaların yeşil kısımlarını söktükten sonra zeytin ağaçlarının diplerine gömermiş toprakla karıştırıp. Bir nevi kompost. Biz de aynı şekilde. Üstünden de çapalama makinesiyle geçeceğiz. Evet. Gayet güzel. Toprağımız beslenecek. Ah, çiçek mi getirdin bana? Çok teşekkür ederim. Karadut muydu? Yine dudaklar eller. Bir göstersene parmakları. Boyanmış. Evet. Tırnak boyası gibi olmuş. Bir sesini de anneannesi gitmişti. Ne oldu? Nereye miyacım? Civcivlere mi bakacaksın? Ha? Hadi aç annesi kapıyı da baksın bakalım. Hadi sen de bak. Biz demin baktık, bir daha seninle bakalım. Evet, burası tavukların evi aşkım. Hadi geç bakalım. Civcivler büyümüş mü? Kocaman olmuşlar değil mi? Evet. O kapıyı da açmamış ki. Ama şimdi kapıyı açarsak kaçabilirler. Dışarıya çıkabilirler kızım, açmayalım. Henüz evlerine alışmadılar. Biraz evlerine alışsınlar, sonra açacağız kapılarını. Tamam mı anne? Niyeciğim, ben sana öbür civcivleri göstereyim mi? Gel bak balkonda. Yeni yumurtadan çıkıyorlar. Yumurtadan yeni çıkanlar var. Hadi gel onlara bakalım. Koş. Evet. Koş koş. Tırma. Tırma. Hadi Murat Deniz çıkıyor. Oğlum. Aferin be, benim kızım da çıkıyor. Murat Deniz çıkıyor aferin. Hadi civcivlere gidelim, gel. Gel ben sana göstereyim bak. Gel. Ay ne? Kaç tane olmuşlar Deniz? 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane şu anda. Birkaç tanesi daha çıkıyor ama açmayalım, açarsak. O nemi azalır, kabuklardan çıkamazlar sonra, tamam mı? Korkarlar. Mia'nın bir sürü yeni civcivi oluyor. Yeni dünya istiyorum. Gel vereyim. Bu ağacı benim anneannem ekmişti, rahmetli. Az çok eski videolarımızı bilenler bilir, anneannem benim annem gibiydi. Yani bu ağaç o yüzden çok özel benim için. Ve şu an meyvelerini benim çocuklarım yiyor. Evet, mal tehliklerimiz oldu. Hatta geçen Murat Deniz'in burada bir yiyişi vardı. Değil mi videoda? Güzel mi Murat Deniz? Ne? Nam 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 nam. Afiyet olsun. Şu çok önemli. Ben çok üzülüyordum hep. Filiz'e de bundan çok bahsetmişimdir. Yani en büyük keşke anneannem çocuklarımı görebilseydi olmuştur. Keşke Filiz'i tanıyabilseydi olmuştur. Eminim çünkü çok severdi.
bu şekilde ulaşmış oldu çocuklarıma. O da mutluluk verici. Evet, çok duygulandı. Keşke aynen tanışsaydılar çok daha mutlu olurdum ama kısmet bu kadarıymış. Artık ona da yapacak bir şey yok. Murat Deniz gene kaldı güneşte. Gene güneşte değil mi? Çok güzel bronzlaştı ama. Vallahi şu huzurlu uyku var ya. Boynu sanki çok şeyde kaldı değil mi? Her şeye değer. Oh. Salla bir daha annesi. Hamakta sallanarak uyumayı çok severdim. Seviyor. Murat Deniz de çok seviyor. Canım oğlum benim. Horluyor. Zorlama diyelim. Hadi karım şu bezelyeyi de toplayalım. Evet. Ondan sonra ben çünkü köye çıkayım, yem alayım. Yem aldıktan sonra da o civciv kabinlerinden birini yapıp koymak lazım. Çünkü akşam artık yerlerini almak lazım. Bir de akşam hani fırtınayı düşünerek ona göre biraz evet, toparlanmamız da lazım. Çünkü içeri almamız lazım. Şimdi gene bak bugün de fırtına var. Tam civcivler çıktı. Yine akşam elektrik giderse çünkü ona evet, uygun bir şey de olması lazım. Yine orta koridoru alacağız. Hep de denk geliyor ya. Vallahi şansa denk geliyor. Var. Yapacak bir şey yok. İnşallah gitmez elektrikler gene. İnşallah. Ama bu son herhalde zaten. Bezelyeler de mi? Gitmiş. Bak şurada var. Evet, bezelyeler de aşamalıydı. Bu ilk aşaması. Bilmiyorum ne kaldı. Ben sana şuradan da... Teşekkür ederim. Ya bugün biraz aslında bu hava olayı bizi kilitledi. Evet ya. Yani normalde planlarımız çok farklıydı. Şimdi buranın daha ince çapasını yapıp ekeceğimiz alanı artık düzenli bugün ekmeye başlamak istiyorduk. Yani daha doğrusu dikimi başlayacaktı bugün. Fidelerimizi ekecektik. Çok iyi olacaktı. Yani yapabilseydik. Evet. Geçe kalmak da çok istemiyorum açıkçası. Bugün yapmak istediğimiz iş planı sekteye uğradı. Bir iki gün öteye attı. Çünkü pazartesiye kadar da yağmur yağacakmış. Evet. Biz inşallah pazartesiden sonra bahçemizi kuracağız. Evet, kendimize koyduğumuz böyle bir plan vardı, iş planı. Onun azıcık dışına çıkmış oluyoruz ama yapacak bir şey yok. Yani köy yaşamı doğayla zaten uyum gerektiriyor. Evet. Mecburen öyle olmak zorunda. Bu arada neredeyse bütün komşularımız da bahçelerini ektiler genelde, özellikle ticaret için hani tarım yapanlar. En önce biz başladık, gene geç kaldık. Evet ya, şey var, her tarafta şu an fasulyeler ekildi. Bu fasulyeler kalkıyor, toplanıyor, ondan sonra domates ekiliyor bu bahçelere. Komşularımız da ya yoğun bir şekilde çalışıyor herkes köyümüzde. Biraz şöyle, biz fasulye ekmeyeceğiz bu sene. Normalde fasulye ekiyorduk her sene. Bizim Saim abi fasulye ekiyor. Saim abi fasulye ektiği için zaten bol bol fasulyemiz olur. Fasulyeden yana sıkıntı geçen yaşamayız diye düşünüyorum. Şeyde, kabak da çok getirmiş. Kabak ve fasulye, aynen. Kabak ve fasulye ekmiyoruz. Çünkü hem kabak ekiyor hem fasulye ekiyor. O konuda sağ olsun bizi hiçbir şekilde eksik bırakmıyor Saim abi. Evet, sağ olsun. Hadi yeter mi o kadar? Şimdi bir kere oldu topladım, değil mi? Aynen. Dolaba koyacağım şimdi. Birazcık var zaten dolapta da. Bunları direkt stoklayabiliyoruz. Baklayı bu arada hiç saklamadım. Yani baklayı topladığımız gibi hep tükettik. Hiç kurutmadık ya da farklı bir saklama yöntemi kullanmadık. Baklayla alakalı bu konuda bilgisi olan ablalarım ve ama kardeşlerim, kız kardeşlerim yazarlarsa çok sevinirim. Bakla olarak zaten iç bakla değil, taze gibi olarak diyorum. Mesela taze fasulye gibi konulur mu? Yoksa birazcık daha bekleyip içlerini iyice belki de kurumasını beklemek gerekiyordur. Onu çok bilemiyorum ya. Biz gel, bakla daha önce çekmemiştik. Evet. İlk defa bu sene. Gel bir depoya gidelim o zaman. Şu kabinlere bakalım. Tamam. Oradan gelelim tekrar. Evet, yine içinde her şey olan ama darmadağın olan, karışık olan, bizim toplamamız gereken ama bir türlü sıra ona gelmeyen. Depomuza giriş yapıyoruz. Yine. Böyle açarken şey diyoruz, garaj şuna ihtiyacımız var diyoruz. Açıyoruz ve içinde o bulunuyor. Ben şöyle hemen gene fıtı fıtı. Evet. Hoş geldin yine. Kabin. Civciv büyütme kabine. Yeterli mi şu an bunun için? Fazla kadar bile. Zaten hepsi çıksa olacak 12 tane. Bu 20'lik. Buna her türlü. Yok yok. Yani başka donanım için malzeme bir şey gerekiyor mu yani? Isıtıcılar öbür tarafta. Bu arada büyük kabin satılırsa bile aşağıda zaten ısıtıcılar var. Var, 3 tane daha var. Kabin de var. Isıtıcı da var. Yani hemen satışın engel bir durumu yok. Bir tek temizlenecek. Şimdi onları temizleyip satışa koymamız lazım. Aslında iş bizde şu anda. Aşk. Evet. Isıtıcılarla beraber o civciv büyütme kabinlerini toparladıktan sonra satışın engel herhangi bir durum kalmayacak. Satışından elde ettiğimiz kazançla da yine yapmak istediğimiz bu projeler evet, projelerle ilgili finanse etmiş olacağız.
Tabii yine bir yıkayacağız inceden, kurumaya bırakalım. Şöyle bir. Bu zaten pek kullanılmamış herhalde. Bu diğer yıkadıklarımızdan da çok kullanıldı, temiz. Kullanıldı. Çok temiz ama. Biz kademeli çıkarttığımız için önceden civciv. Bunu yıkayıp kaldırmışızdır. Ama yine şöyle bir şey tutmuş olayım. Kendi hayvanımız, hiçbir mikrop falan olmadığı için hani öyle deterjanla falan yıkamama gerek yok. Ama yine tabii o pisliğiyle diğer hayvanlara vermemek lazım. Bu zaten çok şey, ha aparatlar falan. Evet, en son kilerin kullandığı. Bunları da ilk başta şeyle yıkamıştık ya Denizcan, Arap sabunu, sirkeyle, sirke ve karbonat, pardon. Ama şimdi o çok yoktu. Uzun süre depodaydılar. Hani o olması gerekendi. Çünkü orada hani böcek, fare ilacı atıldı, böcek ilacı atıldı. Evet, evet. Karbonat ve sirkeyle temizlemiştik. Tamam. Filiz, istiyorsan kocana bir kahve yap, öyle çıksın. Şu an sırılsıklamam, kurayım biraz. Peki. Ne oldu? Şey ha? Oldu. Hadi kamera açıkken kız bana. Niye kızayım? Demin sana kahve ister misin dedim. Yok dedi. Şimdi kahve yap diyorsun. E canım şimdi istedi. Peki. Teşekkür ederim. Rica ederim. Eline sağlık Filiz Hanım. Afiyet olsun Deniz Bey. Allah Allah. Filiz Hanım demek hoşuma gidiyor sana. Peki. Filiz Hanım. Nereden çıktı kötü bu? Kötü mü? Ne, demiyor muydum ama ben sana? Dargın mıyız? Ya ne dargın değil canım, Allah korusun. Valla bahçede yapılması gereken çok şey var ya. Şöyle evet. Alıcı gözle baktım da. Yapacak çok iş var ya. Düzenleme, toparlama, yeni yapmak istediğimiz şeyler var. Yani. Çok. Çok var. İş çok. Şimdi çok spoiler vermeyeyim de ha. Yapılacak çok iş var yani. O yüzden ben de söylemedim, iş çok vallahi, bekliyorum. Çok iş var. Şimdi ben bir köye çıkayım. Bugün hayallerimizden de bahsettik ya. Evet. Ne güzel. Karavan güzel bir şey. Karavanı peki karavan bir şey söyleyeceğim. Hani böyle direkt böyle karavan gelsin mi istiyorsun? Yoksa alıp yapalım. Kendim yapmak istiyorum. Evet, çok güzel olur ya. Çünkü şöyle bir o şey var. O süreci paylaşmak güzel olur. Bir de kendi zevkine göre yapmak güzel olur. Mesela bir karavandaki bir şeyi beğeniyorum. Başka bir karavandaki başka bir şeyi beğeniyorum. Birleştirip match etmek. Kendim istiyorsun. Ona farklı bir şey. Ya acaba şöyle bir şey olabilir mi dediğim bazı şeyler var. O daha hiç görmediğim şeyler mesela. Öyle kafamda güzel bir şey var. Özellikle şöyle denk gelirse. Şu 4x4 eski askeri bir kamyonet gibi bir şeyin ya. Üstüne bir plan var da tabii bakalım. Hani olsun İnşallah. Da. Öyle bir tane çok çekme önceden. Çekme olsun yani. Böyle ikinci şey bir şeyler satan bir platformda görmüştük değil mi? Ama kamuflaj, tam kamuflaj çok rengiydi. Iyiydi, değil mi? Çok iyiydi. Güzeldi. Bir de balkon gibi açılıyordu evet. Falan. Çünkü bizim isteğimiz... Kime nasip oldu acaba? Satıldı herhalde o. Satılmıştır tabii. Bizim isteğimiz çünkü şey değil, böyle ne bileyim işte sahil sahil dolaşalım, işte karavan parklarında duralım değil. Evet. Böyle Kaz Dağları'na çıkalım, ne bileyim Sultanpınar Yaylası'na çıkalım, Artvin'i tırmanalım değil mi? Evet, evet. Sizin oradaki yaylalara gidelim. O tarz bir şey, o tarz bir karavan istiyoruz. Onun için de 4x4 gerekiyor. Hayal kurduk bakalım. Evrene gönderiyoruz. 520 777 aldım yaladım yuttum var ya. Önden arkadan sağdan soldan. Yani... Neydi ya? İşte ne deniyoruz her şeyi. ne diyordu cümlenin sonunda ya? Vallahi ne bileyim aşkım. Etrafa sağdan sola, üstten alta, önden arkaya doğrudan at. Önden arkadan sağdan soldan kabul ettim ben öyle bir şey. Yaladım yuttum, mühürledim. Çok tam kabul olarak ettim. Öyle değil de evet. İşte ona, o menvalde bir şeydi. Hay Allah'ım. Düşünsene ya, kapını bir açıyorsun. Mesela Boğaz'dasın. Evin kapını kapısını bir açıyorsun, kapıda bir ev daha var. Uludağ'dasın. Kapıyı evet. Bir açıyorsun, ondan sonra ne bileyim Antalya'dasın. Kapıyı bir açıyorsun, Artvin'in bir yaylasındasın. Hatila benim köyüm. Tamam, Hatila. Hatila'dasın mesela. Kapıyı bir açıyorsun, senin doğduğun evin karşısındasın. Yani güzel. Kapıyı bir açıyorsun, Asos'tasın. Olmaz olmaz demeyeceksin hayatta Denizciğim, olmaz olmaz. Evet, Urfalıyım mesela. Urfa bir köşesinden Urfa'ya. Yani sana Balıklı Gölü falan göstereyim. Ya bir Balıklı Göl görmesek ne güzel olur. O kadar az şehir gezdim ki aslında. Yani gittiğim şehir sayısı çok çok az. O yüzden isterdim. Arttıracağız onu. Dur bakalım. İnşallah. Yani önce tabii Türkiye'yi gezmek isterim. Ama sonra yurt dışında da görmek, gitmek isteyeceğim yerler var. Ya şey isterim yakından böyle. Başlayarak. Mesela bir arka sınırdan çıkacaksın. Mesela
işte İran üstünden. Tamam mı? Böyle uzak doğu. İşte oradaki Türk toprakları vesaire böyle yukarıdan tekrar Gürcistan'dan ülkeye gireceksin mesela bir tur. Ya da işte Bulgaristan'dan çıkacaksın şeyden Trakya'dan ne bileyim Yunan sahillerinde dolaşacaksın İtalya oradan Avrupa yapıp geri döneceksin. İnşallah. İşte dediğim gibi hayal bakalım hayalini kurduk. Allah vermeyeceği şeyin hayalini kurdurmazmış. İnşallah kısmet bakalım neden olmasın. Rüyalarımıza bile giriyor şu aralar. İnşallah. Evet. Bir çuval aldık. 50 kilo. Bunu çıkartmayacağım ama buradan. Değil mi? Bunu çıkartmayacağım buradan. Akşam yağmur yağacak ya. Evet evet çıkartmayacağım. Bunu daha sonra korku. Sağlama alırız. Ya bakar mısın bagaja şey bebek arabası hiç kapatmadan sığıyor ya. Bagajı ye. Evet. Şu civciv kabitme. Civciv kabitme. Civciv büyütme kabini de şuraya koyalım. Çünkü akşam gene fırtına var. Evet. Ben getireyim parçalarını. Baba. Evet. Baba. Baba. Ayağın da terliğin de yok Murat Deniz. Nerede terlikler? Tek kat olacak. O yüzden yine önceki yerinde ama daha kısa bir şekilde. Taburelerin üstüne koymuş edeceğim sandalyelerin üstüne. Evet, şimdi çıkanları alacağım. Hop. Tamam, şimdilik bunlar. Hadi bakalım. Nasıl bak ya? Renkleri de çok farklı bunların. Değil, çok güzel. Cins ya. Hadi bakalım. Yeni yuvanızda burada güzel güzel büyüyün çocuklar. Murat Deniz daha meraklı oldu. Valla Murat Deniz. Hiç çekime izin vermiyorsun Murat Deniz. Dur dur. Ablalar abiler de görsün oğlum. Aç aç kapısını. Aç bakalım. Teşekkür ederiz sana. Ay civcivlere bak sen. Merhaba. Merhaba çocuklar. Merhaba hoş geldiniz dünyaya. Evet dostlar 4 yumurtamız kaldı. Bakalım o 4'ü de çıkacak mı? Son 4 tanesi kuluçka makinesinde. Çıkacak gibi gözüküyor ama sanki. İnşallah, inşallah. Çıkarsa işte toplam 12 tane civcivimiz daha olmuş olacak. İşte abiyle o zaman 6-6 paylaşırız. 10 çıkarsa artık 5-5 paylaşırız. Kaç tane olacaksa ona göre paylaşırız. Beni yalama be babam. Çok sıcak zaten. Böyle bir bunaltıcı hava var. Hava da bir kapadı. Yani şu an aslında daha o kadar geç değil saat. Değil mi? Normalde burada kaçta? 7.30'da falan hava kararmaya başladı. Evet, evet. Şu an daha saat 5.30 ama hava birden böyle şey zaten felaket artık, şekilde evet, kapadı. Bu akşam fırtına uyarısı var. Yani hava bozmaya başlıyor gibi zaten biraz da serinledi. Bakalım ya benim tek korkum yine elektrik kesilirse. Evet. Yani kuluçka makinesindekileri kurtarmak zor oluyor. Gene çıkanları kaynar su koyuyorsun falan hani tek kat olduğu için daha kolay yaparız diye düşünüyorum ama inşallah kuluçka makinesindekiler tam olarak çıkmadan elektrik gitmez. Bir önceki çıkımda da yine böyle yağmur vardı ve şey elektrik kesintisi olmuştu. Ya bunda da umarım aynı şeyi yaşamayız çünkü gerçekten çok zorlayıcı oluyor. Sıkıntı. Dediğim gibi en azından bu kalan 4 tane için elektriğin kesilmemesini umut etmemiz gerekecek. O zaman dostlar videomuzu buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. Ben de şimdiden güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüş. Görüşürüz. Görüş. Görüşürüz. Görüş.